Gelelim biz sizin bu işin uzmanı olduğunuzu Estağfurullah. izleyeceğimize de böyle hani anlattıktan, özetledikten sonra şu anda aradan artık 14 gün diyeceğim yani hani geçti, 2 hafta geçti. Hiç ses seda yoktu. Dün biz amca ile ilgili bu yeni bilgiyi aldık. Nedir o? Amca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme ile tutuklandı. Önce bununla bir başlamak isterim. Tabii elbette bir hukukçu değilsiniz ama tabii bu süreç Evet. hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi kasten öldürme denildiği zaman bizim aklımıza hemen şu geldi. Narin artık hayatta değil. Öyle olmalı ki amca bu sebeple tutuklandı. Ama öyle olmayabilir anladığım kadarıyla. Bize önce bunu bir şeffaflaştırır Şimdi önce mısınız? şunu buradan jandarma teşkilatına ciddi anlamda bir teşekkür etmek lazım. Çünkü şu anda jandarma bu tahkikatı yürütüyor. Bir kere bunun altını çizelim. Normal şartta da bu ve benzeri olaylarda bir tim görevlendirilir. Polis veya askerde. O tim bununla ilgili görev yapar. Başlangıcından sonuna kadar. Fakat burada şunu görüyoruz. Bu konunun aslında ne kadar vahim noktaya da gittiğinin veya kolluk gücünün buna ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi. Hem burada casatımız görev yapıyor, Çok kalabalık bir köpekli ekip timlerimiz görev tabii. yapıyor, komando timlerimiz görev yapıyor. Yani biz buna şöyle bir açıklama Ankara'dan özel yapabilirim. ekiplerin Tabii özel gittiğini ekipte biliyoruz. şu, yani soruşturma tekniklerinde daha çok cinayete ve bu benzerlere çok fazla müdahil olmuş kolluk güçlerinden bazen farklı illerden de olsa yetkilendirilmiş bir ekip toplarız. Yani sizin bulunduğunuz yerde siz ve bu ve benzeri çok fazla olay görmemiş iseniz farklı illerde o birimde çalışan buna benzer olaylarda nitelikli diye tabir ettiğimiz yani dedektif gibi çalışabilme niteliğine sahip olan personeller oluşturulur. Bir tim yapılır ve bu tim tekrar burada görev yapmaya başlar. Bir kere bu yapılmış. Bu çok önemli bir konu. Çünkü normal bir personelin, normal bir araştırmacının görmediğini dedektif görebilir. Zaten artısı budur. Bir kere burada kamuoyu şunu bilmeli bence. Aralıksız devam eden bir araştırma var. Şüpheye yer etmeyecek son noktaya kadar çalışan bir Ekip var. jandarmamız var. Bir kere bunun altını çizelim. Şimdi burada örnek veriyorum. Hep bizim çocuğu var. Ben şu sorunun Evet. yanıtını önce bir dağılmasın konu. Amca kasten öldürme ile ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmayla gerekçe gösterilerek tutuklandı ya. Bu bize ne söylüyor? Bir kere suç, bu suç ne suçu? Katalog suçlardan. Yani adam öldürmek bir katalog suç. Şimdi elimizde sorularımız var. Sorgu aşamasında, işte ifade aşamasında ve sorduğumuz sorulara da cevap alamadığımız ve cevap verenin de her cevabında şüphe duyduğumuz, net olarak karşı taraftan bilgi alamadığımız bir şahıstan Yani bahsediyoruz. amca Amcadan böyle bahsediyoruz. bir vaziyette Şimdi durumda. burada bir konu daha var. Bu kelime önemli. Bu ve benzeri olaylarda hayatın olağanına ters bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Bunların hepsi hiçbir tanesi gerekçe değildir. Ancak nedir hayatın olağanına ters olan biri? Küçük yaşta bir çocuğun günlerdir bulunamaması. Bu hayatın olağanına uygun bir şey değil. Neden değil? Bahse konu bir kursa gidiyor. O kurstan da hep aynı saatlerde arkadaşlarıyla beraber geliyor. Bu hayatın olağanı. Gelmemesi hayatın olağanına Kulağın ters. bozuldu. Evet. Şimdi amca ile ilgili sorular soruluyor. Ben de tabii ifadelere açık istihbarattan kendime ait de bir harici araştırmalar yaptım. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Amcasısınız. Bakın bu altını çizerek söylüyorum. Bunların hiçbir tanesi net %100 olan bir şey değil. Sadece bir görseli aslında tartışıyoruz Yani burada. şöyle elimizdeki bütün haberleri yan yana koyduğumuzda benim okumamla bir gazeteci olarak bir güvenlik uzmanının okuması farklı. Dolayısıyla burada yaptığımız tek şey aslında şu anda bu. Çünkü açık kaynakta olmayan hiçbir bilgi zaten şu anda ekranınızda olmayacak. Evet. Yani sizde de öyle bir bilgi zaten yok. Evet. Şimdi Aması önemli. aması önemli. Şimdi sizin yeğeninizin araba, sizin bu aynı zamanda muhtarsınız ve sizin yeğeniniz onun bir örnek veriyorum. Bu şalı vesaire bir parçası orada olduğunda araçta bunu şöyle ifade edebilirsiniz. Benim yeğenim zaten arabaya gelip biniyor, o biniyor, diğer yeğenlerim de biniyor. Bunda bir problem yok. Ama araçta o çocuğa ait bir DNA örneğini siz bu şekilde açıklayamazsınız. Bunlar hayatın olağanına uygun iken DNA'sı hayatın olağanına uygun değil.
Bunlar beraberinde ne getirir? Şimdi DNA şüphe getirir. İzine rastlanması demek. Orada oturan bir kişi elini kolunu oraya koyduğunda şimdi teknoloji ilerledi. Evet. Hani hemen oradan çıkabilir. Burada bir suç unsuru DNA örneğine ulaşılmasına aslında yok. Ama amcanın çelişkili ifadeleri o DNA kastettiğim örneğini de o zaten. Şüpheli hale getiriyor. Kastettiğim de o. Siz bazı soruların cevaplarını verirken DNA ile ilgili sorunun cevabını veremediğinizde o zaman burada bir problem var demektir. Şimdi başka bir konu var orada. Peş peşe istiyorsanız açıklayalım. Şimdi sizin telefonunuz sürekli açıkken bir anda kapanıyor. O bölgede çok zor bir konu değil. Siz ben tarlaya gittim aslında o bölgede telefon çekmiyordu derseniz ben buna şöyle inanırım. Eğer o bölgede hali hazırda var olan vatandaşların da telefonu eğer o bölgede çekmiyor ise söylediğimiz hayatın olanına uygun. Ama orada bazı istasyonları aktif ve telefon herkese çekiyorsa size ve sizinkine ulaşılamıyorsa şimdi bakın bu soruma cevap alamadım şu anda. Bu ne oldu beraberinde? Sizinle ilgili şüpheler oluşmaya başladı. 15 dakikalık zaman dilimimiz var yine orada hemen kayıptan sonra. Yine tabiri caizse piyasada yokuz yani burada. Evet. Bunların hiçbir tanesi hayatın olanına uygun şeyler değil. Fakat tutuklanma... Bu arada Ferit Demir muhabir arkadaşımız, siz de mutlaka takip ettiniz evet. Kendisinin haberleri. O anda kayıp olduğu dönemde sonra geliyor köyün muhtarıyla konuşmak istiyor Ferit. Bir muhtara sorayım bakayım burada ne oluyor diye. O da diyor ki benim zaten yeğenim evleniyor. Burada değildim, Batman'daydım diyor. Sonra orada olmadığı da ortaya çıkıyor. Böyle bir şey de var. Ama bütün bunlar amcanın %100 suçlu olduğu anlamına gelmez. %1 bile bir ihtimal evet. var ise biz oradaki masumiyet karinesini de korumak zorundayız. Şöyle. Bir taraftan da şöyle. Sanki. Çünkü bir resmi açıklamanın da gerekçesi yok karşımızda. Tamam ama orada şöyle bir durum var. Bakın. Bu bahsettiğimiz konu kovuşturma aşamasında. Aha. Yani tek bir şüphe bile olmaması. Ben hukukçu değilim ama tabii birçok olaya girdiğim için söylüyorum. Şu an tedbir amaçlı da tutuklanabilir. Neden? Katalog suçtur. Delilleri karartma ihtimali olabilir. Şahsın kaçma ihtimali olabilir. Çünkü şüpheler bir şahsın üzerinde odaklanmış ise siz onu en azından tedbiren tutuklamaya yapmamış iseniz belki elimizdeki birçok şeyi burada kaybetmiş olabiliriz. Bunları bir tarafa koymamız lazım. Fakat bu bahsettiğimiz doğru. Evet. Çünkü elimizde henüz ne yok? Ceset yok. Hükümetim ceset konuşur. Ne demek şimdi, ceset konuşur? Şimdi Murat Bey şimdi şu. Evet. Yani artık narinden ümidimiz yok bu gerekçeyle tutuklandığı için. Bakın zaten tutuklama sebeplerinden bir tanesi kastan şu. Öldürme. Belli bir süre aşıldıktan sonra hayatın olağanına ters diye tabir ettiğimiz bir pozisyon ortaya çıkıyor. Siz küçük yaşta bir çocuğa günlerce ulaşamazsanız ve elinizde de şüpheli bir şahıs var ise halen elimizde onun dışında kimse yoksa bu bir tutuklanma gerekçesi olabilir. Evet en ufak bir şüphe bile olsa bu kimin lehinedir? Tutuklunun lehinedir. Ancak bu kovuşturma aşamasındadır. Henüz soruşturma bu şu anda var olan tutuklanan şahsın ceza alacağı anlamını da taşımaz. Anladım. Sizi de arada bir konuşma yapmıştık hatırlarsanız. Onları tabii birçok şeyi de buradan soruşturmanın selameti açısından konuşamayız. Tabii. İlerleyen zamanda o konuştuğumuzun belki farklı bir yerlerde ortaya çıkacağını da görebiliriz.